Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte körili tavuk yapacağız. Şimdi size malzemelerimi sayıyorum. Tavuk göğsü kullanacağım ben. Gramını tam bilmiyorum ama galiba 1 kilo falan tavuk göğsü var burada. Önce bunları marine ettim. Hatta benim kanalımın ilk videosunda kekiklim tarifi var. Aynı o şekilde marine ettim. Bu tavuğun yumuşak olmasını, lokum gibi olmasını sağlayacak. Hatta şuraya yukarı kartlara da koyarım. Nasıl yaptığımı izlemek isterseniz oraya bakabilirsiniz. Tavuğu marine etmek için zeytinyağı, sirke, karabiber, tuz ve kekik kullandım. Bir de sarımsak var 3 diş. Bu şekilde 3 saate yakın dolapta bekledi. Böyle yapınca tavuklar yumuşacık oluyor. Lokum kıvamında oluyor. Buna ek olarak mantarım var. Mantarlı yapacağım körlü tavuğumu. Bir de biberlerim var. Kırmızı ve yeşil biber, kapya biber kullanacağım. Bunları da buzluktan çıkardım. En son da üzerine ilave etmek için kaşar rendem var. Şöyle köri baharatı. Bunu da pişirirken ekleyeceğim. Marinasyonda köri kullanmadım. Son olarak 2 pakette kremam var. Çünkü ben bugün 5 kişilik bir yemek hazırlayacağım. Kremamı birazında makarnama kullanacağım. Şimdi birlikte yemeğimizin yapımına başlayabiliriz. Tavamı ocağa aldım arkadaşlar. Isınmasını bekleyeceğim. Tavamı iyice kızdırıp hiç yağ eklemeden tavuklarımı atacağım. Çünkü marine ederken içine zeytinyağı koymuştum. Burada tavanın çok sıcak olması önemli. Bu sayede tavuklar suyunu salmayacak ve lokum kıvamında pişecekler. Şimdi tavanın ısınmasını bekliyoruz. Tavam tamamen kızınca tavuklarımı ilave ettim. Şimdi bir taraftan da kızarmalarını bekliyorum. Tavuğumun birer tarafları kızardı. Şimdi kızaran taraflarını çevireceğim. Bu şekilde maşayla suyunu salmasına izin vermeden çeviriyorum. Şimdi size çevirip göstereyim. Şimdi gördüğünüz gibi tavuklarımı çevirdim. Kızaran tarafları üste geldi. Şimdi alt kısmının kızarmasını bekliyorum. Mühim olan burada çok yüksek ateşte pişirmek. O zaman suyunu salmadan güzel bir şekilde tavuklarımız pişiyor. Lokum kıvamında sulu tavuklar yapmak için yapmamız gereken yüksek ateşte pişirmek. Tavuklarım bu şekilde kızardı arkadaşlar. Ben tabii iki parça da yapıyorum. Tavuğum biraz fazla olduğu için. Fazla koyunca sulanıyor. Böyle az az pişirirseniz lokum gibi yumuşacık ve kızarmış oluyor. Ben şöyle yapıyorum mantarlı yapacağım zaman. Mantarlarımı ayrı pişiriyorum. Şimdi tavuklarımı alacağım bir kaba, mantarlarımı kızartacağım. Burada mantarlarımı da yüksek ateşte pişireceğim ki sulanmasın. En son tavuklarımı birleştirip kremasını ve körisini atacağım. Şimdi tavuklarımızı kenara alalım ve mantarlarımızı ilave edelim tavamıza. Şöyle tavama mantarlarımı ilave ettim. Şimdi bunları da bu şekilde yağsız pişireceğim. Şimdi pişen mantarlarıma biberlerimi ilave ediyorum. Hatta ayırdığım tavuklar da şurada bekliyorlar. Artık hangi tavada karıştırırız bilmiyorum. Şimdi biraz bu şekilde ikisini pişireceğim. Daha sonra tavukla birleştireceğim. Pişen tüm malzemelerimi ayırdım. Şimdi burada önce körili sosumu yapacağım. Kremamı koydum. Tavuğunuzun miktarına göre köriyi arttırıp azaltabilirsiniz. Ben dolu dolu şu şekilde bir kaşık koydum. Yetmezse siz tabii ayrıca ilave edebilirsiniz. Makarna gibi ben tavuğumu bu biraz böyle fokurdayınca bunun içine atacağım. Normalde makarna böyle yapılır. Ben tavuğu da böyle yapıyorum. Şimdi biraz daha kremamla baharatımın karışmasını bekliyorum. Tavuklarımı ilave edeceğim biraz. Gördüğünüz gibi kremam fokurdamaya başladı. Şimdi buna diğer tüm malzemelerimi ekliyorum. Bu tavada da birazdan makarnalarımı yapacağım. Şimdi güzelce karıştıralım ve kremanın kıvam almasını bekleyelim. Kokusu gerçekten çok güzel şu an arkadaşlar. Keşke size koku yollayabilsek. Köri'nin kokusuyla beraber mantarlı, biberli çok güzel bir yemek oldu. Şimdi bunun kıvam alması için biraz bekleyeceğiz. Normalde benim en çok yakıştırdığım makarna da pesto soslu makarna, körlü tavuğu. Ama şu an pesto sos yok. O yüzden alternatif bir sos hazırlayacağım. Sizle de onu paylaşmak istedim. Yine kremamı koyuyorum. Çok az köri koyuyorum buna. Çok koymuyorum. Daha sonra kekik ve tuz ilave ediyorum. Kekiğimi döküyorum. Tuz ilave ediyorum. Ve son olarak da sarı renk vermesi için adını unuttuğum bu baharatı ekliyorum. Adını yazacağım videoda. Şu an aklıma gelmiyor. Bunu ekliyorum. Tavuk dünyasındaki makarna da bununla oluyor bildiğim kadarıyla bu arada. Şimdi bunu biraz şöyle karıştırıyorum. Makarnanın suyundan da ilave edebilirsiniz. Daha böyle sıvı bir sos isterseniz. Zaten burada da tavuk kızartmıştım. Gördüğünüz videonun köşelerinde, kenarlarında. Buna şimdi haşlanmış makarnalarımı ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Bunu
sosunun da kremasının biraz kıvam alması için altını açacağım. Makarna sosum da benim bu şekilde oluyor. Makarnamız hazır. Dönelim tavuğumuza. Tavuğum gayet güzel karışmış. Kremam da koyulaşmış ilk koyduğum haline göre. Şimdi kaşar rendemi ilave edeceğim. Şöyle kaşar rendelemiştim biliyorsunuz. Yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle bir güzel karıştırayım. Gördüğünüz gibi mantarlı, körili, kremalı tavuğum da şöyle kremalı makarnam da hazır. Şimdi birlikte servise geçebiliriz. Evet arkadaşlar, tabağım gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Benim baharatımın renginden dolayı biraz koyulaşıyor. Tam sarı renk vermiyor. O yüzden rengi bu şekilde ama tadı kokusu güzel bir baharat. Makarnam da bu şekilde oldu. Aile halkı makarna istediği için makarna yaptım. Siz pilavla istediğiniz şekilde ya da farklı bir ürünle servis edebilirsiniz. Yanında bir salatayla tercih ediyoruz. Aynı tavuk dünyasındaki menü gibi ama şu an tabağa salatayı eklemedim. Çünkü suyu akmasın diye uzun tabaklarda servis ettiğimiz bir videoda çekeriz ileride olmazsa. Bu şekilde gayet güzel bir tavuk oluyor arkadaşlar. Yani tabii ki de tarifi farklıdır ama ben bunda lezzeti veren şeyin erken marine etmek olduğunu düşünüyorum. Çünkü sirke ve sarımsak yumuşatıyor tavuğu. Daha güzel bir lezzet veriyor. Böyle daha yumuşak lokum kıvamında oluyor. Bir de yüksek ateşte pişirdiğimiz için suyu içinde kalıyor. Sizlere de denemenizi şiddetle tavsiye ederim eğer kremalı körili tavuk seviyorsanız. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve denemeyi düşünüyorsunuzdur. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim.